5 On The Way kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Şanlıurfa ile Gaziantep arasında bulunan Rumkale Halfeti bölgesine geldik arkadaşlar. Burası gerçekten eşsiz güzellikte bir yer. Çünkü hani biz Hasankeyf'in nasıl tarihi, yani oraya yapılan barajdan dolayı nasıl tarihin sular altında kaldığına şahit olduysak, burası da bir baraj sayesinde turizme kazandırılmış bir yer. Çünkü eski Halfeti dediğimiz aşağıdaki yer ve Rumkale bölgesi bu alana suların dolmasıyla artık tekne turlarına ev sahipliği yapmaya başladı ve tarihi doku canlandırıldı. Böylelikle artık dünyaya duyurulmaya başlandı. Offshore yarışları falan yapıldı. Red Bull burada sürekli aktiviteler yapmaya başladı. Bugün de ben size burayı anlatacağım. Güzel bir gün olacak. Bu sıcakta böyle biraz serinleyeceğiz inşallah. Neyse, kanalıma abone olmayı unutmayın. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Şimdi Halfeti'ye geldiniz zaman yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunlardan en önemlisi tekne turu. Dediğim gibi buraya isterseniz Rumkale'ye gelip bu tarafa uğrayabilirsiniz ya da buraya gelip Rumkale'ye uğrayabilirsiniz. Tekne turları her iki yöne doğru gidiş geliş yapıyorlar. Halfeti, yani eski Halfeti dediğimiz bölge, barajın yapılmasından sonra sular altında kaldığı için burada evlerin çok güzel bir görüntüsü var. Zaten inanılmaz güzel sarı tonlarında evlerin olduğu bir sokakları var. Tarih kokuyor bu sokaklar tabii. Bunlar tamamen restorasyondan geçti. Onları da size göstereceğim tekne turundan sonra. Burada şabut balı yiyebilirsiniz, haşhaş kebabı yiyebilirsiniz, karagül kolonyası alabilirsiniz. Hepsi zaten bu kıyı boyunca varlar. Şu anda da biz tekne turuna doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Burada bekleyen birçok restoranda tekneleri kiralayıp, isterseniz grup halinde, isterseniz de diğer insanlarla beraber kiralayıp bu 1 saat, 1,5 saate yakın süren rotayı gezebilirsiniz. Arkamda gördüğünüz yer Halfeti Marina arkadaşlar. Dilerseniz buraya gelip kişi başı 25 TL'ye bu gördüğünüz teknelerden bir tanesine binebilirsiniz. Ama buradaki önemli olay, eğer özel bir tekne tutmadıysanız sıranayı beklemek. Yani potansiyele göre ve kalabalığa göre tekneler kalkıyor. Bazen uzun bir zaman bekleyebiliyorsunuz ama kendiniz tekne kiralamak isterseniz aşağı yukarı 300-400 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama sayı tamamen size kalmış. Yani 10 kişiyseniz aslında kendinize özel bir tekne kiralamanız daha mantıklı. Buradan yolumuza başlayıp Rumkale, Savaşan Köyü'ne gidip ondan sonra aynı güzergahtan geri geleceğiz. Şimdi ikinci durağımız Savaşan Köyü arkadaşlar. Burasının tarihteki ismi Beresul, Araplar döneminden kalma bir ismi var. Cumhuriyet döneminde savaşa buradan 5000 tane genç gidince ve onlar hiçbiri dönmeyince buraya kahramanlık unvanı olan Savaşay Köyü ismi verildi. Ayrıca burasıyla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Eşkıya filmini hatırlarsanız, 90'larda çekilen film. Orada Şener Şen'in hapishaneden döndükten sonra bir çatıya çıkıp Keje diye bağırdığı sahnede burada çekildi. Bakın şu arkamda gördüğünüz ne tarafta? Şu karşımda gördüğünüz işte şu evin çatısına Şener Şen çıkıp Keje diye bağırmıştı. İşte böyle muhteşem bir görüntüye sahip olan bir köy burası. Arkadaşlar şu anda Halfeti'deki Savaşan Köyü'ndeki meşhur minarenin altına geldik. Biz burada eskiden aşağı inip atlardık ama su seviyesi aşırı yükselmiş. Ah, bir daha deneyeceğim. Bakacağım hani çıkabilecek miyiz buraya. Ama gerçekten su buz gibi, buz gibi. Şimdi şanslıysanız, kaptanınızla anlaşırsanız sizi böyle çok güzel bir su kenarındaki kafelere getirebiliyorlar. Hemen Savaşan Köyü'nün karşısında. Burada mola verip çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Bakın şimdi burada bir fotoğraf var. Bu Savaşan Köyü'nün eski hali. Bakın şu anda şu gördüğünüz alanda hiçbir şekilde su yokmuş. Sonradan barajla birlikte dolmaya başlamış. Evlerin seviyesini görüyorsunuz. Neredeyse minareyle aynı seviyede. Ama şimdi bu alanların hepsi su altında. Bakın gördüğünüz gibi burada birçok mağara var. Bunlar 30-40 sene öncesine kadar yaşam alanlarıydı. Şu anda kafeler ve
diğer restoranlar için kullanılıyor. Kimse boş bu şekilde. Nehrin ve bu baraj gölünün her tarafında bu tarz mağaraları görebilirsiniz. Burası hakkında biraz bilgi verelim. Burası Birecik Barajı ile Atatürk Barajı'nın arasında kalan bir bölge. Tamamen su dolduruldu bu alana. Birazdan sol tarafımızda Rum Kale'yi göreceksiniz ama öncesinde ben Rum Kale ile ilgili şöyle bilgi vereyim. Antik çağdan bu döneme kadar İştamrat, El Müslim, Kale-i Zehrar, yanılmıyorsam birçok farklı ismi vardı. Aslında Altın Kale diye de geçiyor burası. İsa'nın havarilerinden Yohanna'nın İncil'in bir tanesinin burada yazdığı söyleniyor ve buradaki bir mağarada saklandığı düşünülüyor. Rum Kale şu anda restorasyon altında. Eskiden ben 10 sene önce falan geldiğimde buranın yukarı tarafına çıkabiliyorduk ama şu anda orası kapalı. Restorasyon devam ediyor. Yukarıda manastır var, bir kilise var. Ters bir kule var. Sintra'dakine benzeyen bir ters bir kule var. Onun dışında su sarnıçları var, depolar var. Gerçekten muhteşem bir yer. Orası şu anda turizme kazandırılmaya çalışılıyor. Yukarıda bazı teleferik projeleri var. Lavanta bahçesi projeleri var Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin. Yani şu anda burası gayet bilinen bir yer zaten ama halen de yani yeteri kadar talep görmüyor. Gaziantep turlarında da artık buraya dahil edilmeye başlandı. İnşallah restorasyonla birlikte buraya daha çok talep artacak. Şu anda karşımda gördüğünüz yer Rum Kale arkadaşlar. Maalesef şu an ters açı olduğu için güneşten dolayı çok göremeyebilirsiniz. İleride bir elektrik direği var. Bakın şu suyun içerisinde nasıl derin olduğunu görebilirsiniz. Şu gördüğünüz alanın altında işte bir köy vardı. Baraj sularının dolmasıyla o köy suları altında kaldı. Kalenin üzerinde de şu anda eski evleri görebiliyorsunuz. Bunlar da devlet burayı sit alanı ilan edince oralar boşaltıldı. Şu anda turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Diğer teknelerin kalktığı yerde işte şu karşıda gördüğünüz küçük marina tarzı bir yer. Buradan da tabii gelip Antep'ten gelenler buradan tekneye biniyorlar ya da Halfet'ten gelenler diğer taraftan biniyor. Ama sonuç olarak hep aynı güzergahı görüyorsunuz. Şu anda da işte Rum Kale'nin karşıdan görüntüsü bu şekilde. Sana sorduklarında Antepliyim dedin mi? Şimdi bu farklı bir gezi aslında. Rum Kale'nin üst tarafına çıkmaya şans bulduk. Şu anda Rum Kale'nin tam o üst kısmındayız. Burası şu anda restorasyon altında. Daha açılmadı ama bize özel burayı bir açtılar. Gezdirmek istediler. Yukarıda birçok kafe, hediyelik eşya dükkanları şu anda yapılıyor restorasyon altında. Aynı zamanda burada dünyadaki en önemli iki tane su sarnıcından bir tanesi burada. Diğeri de az önce bahsettiğim gibi Sintra'daydı. Ters kule aslında diye geçiyor. Yine burada işte bu İncil'in çoğaltıldığı, Yohanna İncil'in çoğaltıldığı kilise de bu yukarı tarafta. İleriki yıllarda burayı da zaten göreceksiniz. Gerçekten güzel bir yer. Manzara zaten efsane. Bakın şimdi Rum Kale'nin üst kısmında bir su sarnıcı var. Bu ters kule olarak geçiyor. 75 metre derinliğinde Fırat'a kadar iniyor burası. Bunun bir örneği de biliyorsunuz ki Portekiz'deki Sintra'da vardı. Şu anda da hemen Fırat'ın kıyısında da Rum Kale'nin üst tarafında burayı görebilirsiniz. Restorasyondan sonra burası da açılacak. Şu anda bulunduğum yer Halfet'te bulunan Asma Köprü. Burası da 5-6 sene önce yapıldı. Gerçekten çok şık ve ahşaptan yapılma bir Asma Köprü. Hatta şu anda bakımları yapılıyor. Burası işte iki tarafı aslında birbirine bağlayan bir köprü. Şöyle güzel bir bakın devamı var. Yaklaşık bir 200 metre uzunluğunda. Sağlı sollu çok güzel fotoğraf kareleri çekebileceğiniz bir köprü. Şimdi kampçıları da unutmamak lazım. Burada iki tane kamp alanı var arkadaşlar. Hemen
ilk giriş kısmında sol tarafta bulunuyorlar. Birisi Değirmendere, diğerinin ismini şu anda hatırlamıyorum. Altına yazmaya çalışırım. İsterseniz buraya gelip kamp da yapabilirsiniz. Bu Fırat'ın muhteşem güzelliğinde birkaç gün geçirebilirsiniz. Zaten civarda restoranlar, marketler, barlar falan her şey var. Alkollü mekanlar da bulabiliyorsunuz. Onun dışında zaten tekne turunuzu yapıp bu güzelliğe veda edebilirsiniz. Şimdilik Halifetiz'den anlatacaklarım bu kadar. Yakında yeni videolarda buradan çekmeye devam edeceğim. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.